Aracımız Volkswagen Caddy yeni kasa. Yalnız bu kadar dolu bir araba hiç açmamıştım. Şimdi içeriden de özellikleri göstereceğim arkadaşlar. Biraz gürültü var ama bakalım duyabilecek misiniz? Şimdi bakın, normalde aracı kilitlediğimde herhangi bir ses gelmiyordu. Tabii bu gürültüde nasıl göstereceğim? Şöyle deneyeyim. Bakın, bip sesi geliyor. Duydunuz. Alarm var bu araçta. Eğer alarm olmasaydı kornalı uyarı yapardık. Aracı kilitlediğinde sesi duyacak. Ben alarmı göstereceğim. Şimdi olanlarda sirenle, olmayanlarda kornalı olarak açıyoruz. Şimdi araç kilitli. Bir dakika sonra uyku moduna geçiyor. İşte hırsız camı kırıp kapıyı açarsa ya da maymuncukla kapıyı açarsa sirenle uyarı verecek. Dediğim gibi siren yoksa da kornayla verecek. Abi bir kapıyı kontrol edip açar mısın içeriden, sana zahmet? Bakın gördüğünüz gibi burada siren devreye girdi. Dediğim gibi siren olmasaydı arabada kornayla uyarı verecekti. Şimdi çok enfes bir özellik. Aynaları takip edin. Normalde aracı kilitlemek için şu tuşa basıyordum. Eller serbest var bunda. Bakın şimdi uzaklaşıyorum. Bakın araç otomatik olarak kilitlendi. Keşke kumandayı gösterseydim. Basmadım yani. Eller serbest, uzaklaşınca otomatik kilitlenme açtık. O kapı koluna dokunmuyor. Şey zaten vardı. Bakın araca yaklaşıyordum. Bakın kapıları otomatik açma özelliği zaten vardı bunda. Şimdi göstermeyeceğim ama araç çalışırken bakın şu stoplar yanmıyordu gündüz vakti. Onları da yanar hale getirdik ki arkadan çarpmaları önlesin diye. Şimdi aracın içinden özelliklere devam edeyim. Buraya geniş bir ekran konmuş. Hepsinde yok. Bunu en son göstereceğim neler olduğunu. Şimdi bakın aracı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi yeni kadran temalarımız geldi. İşte şuraya G-meter geldi. İvme ölçer. Şuraya şöyle becerebilirsem tork dağılımı geldi. Şurada bakın G ölçerin dışında başka veriler de var. İşte güç var vesaire. Bastığımda zaten görüyorsunuz. Şu V'ye bastığımda kadranlarım değişiyor. Bakın gördüğünüz gibi gaz çubuğu olan kadranım. Ondan sonra bal peteği kadranım. Bu da çok enfes. Sonra şöyle OK'ye basıp değiştireyim. Bu var diye hatırlıyorum. Ve şurada da yine kupra kadran dediğimiz kadranımız var böyle. Gaza basıyorsunuz. Şu hızı da göstereyim. Hız 240'tı. Onu 260 yaptık. Tabii ki bir fark olsun arabamızın kodlamayla. Bakın şurada göreceğiniz gibi 260'tı geçti. Şimdi aracım çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Hatta şöyle gaza da basayım. Gaz çubuğu olan bir şey göstereyim. Bakın araç çalışırken normalde kumandayı kullanamazsınız. Bakın şu anda kilitliyorum. Dörtlülerden de ya da açıyorum gördüğünüz gibi. Bu da araç hava çok sıcak diyelim. Marketten bir şey alıp geleceksiniz. Aracın klimasını kapatmadan kilitleyebilirsiniz. Ya da soğukta çalıştırabilirsiniz gibi. Şimdi başka asistanlar kısmında bakın şey var burada. Çok dolu bir araç dediğim gibi. Şerit takip vardı. Şimdi bu şerit takibi her kapattığımızda kendinden otomatik açıyordu. Şerit takip hafızası yaptık. Yani şerit takibi açık bırakırsa açık kalacak. Kapalı bırakırsa kapalı kalacak. İstediğini de açacak. Kontrol kullanıcıda olacak. Şimdi şu güzel ekrandaki şeyi de gösterip bitireyim. Öncelikle şeyi de söyleyeyim. Gaz tepkisi artışı yaptık araçta. Şu gaz pedalının tepki milisaniyesi düştü. Yokuş çıkarken araç daha akıcı çıkıyor ve vites geçişleri daha kararlı hale geliyor. Bunu da söylemiş olayım. Ona da gaz pedal tepki artışı deniyor. Chiptunik değil, orijinal özelliktir arkadaşlar. Unutmadan anlatmaya çalışıyorum ama bakalım atlamadan anlatabileceğim. Radyo medya. Şurada bakın USB'mizin içinde Type-C videolar var. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu oynatıyordu. Hareket edince duruyordu. Bu hareket edince artık durmaz hale getirdik. Bu da tabii ki şoför için değil, yolcular için. İşte hareket halinde video izlenebilsin. Yolculuk daha kolay geçsin diye. Başka anlatmadıklarım da olabilir. Broşür isteyebilirsiniz arkadaşlar. Abi görüşünü de alayım mı senin? Gel abi. Abimiz Ankara Polatlı'da. Abi senin önce bir kuru yerini açmıştık. Evet. Bir sene kadar oldu herhalde. Onda da yine video oynatma açmıştık. Başka kilit de korna falan açmıştık. Alarm açtık. Bunda da yine daha çok özellik oldu. Aldırma yapmıştım onu.
Evet, kuryerdi. Abi bir herhangi bir denme kesme yaptık mı? Yok. Önceki arabanı aylarca kullandın, bir arıza ışığı yaktı mı? Eyvallah. Tavsiye eder misin abi? Peki abi. Güle güle kullan. Eyvallah abi. Arkadaşlar biz Ankara Balgat Çankaya'da Van Bey'deyiz ama Türkiye genelinde 20 tane ilde şubemiz var. Şurada göreceğiniz muhtelif özellikleri, muhtelif araçları açıyoruz. Videonun sonuna ekleyeceğim WhatsApp hattından aracınızı özel broşür isteyebilirsiniz. Herkesi bekleriz.